Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir lastik modeli yapacağız. Lastik olarak bütün örgülerde, büyük örgülerinde, küçük bebek örgülerinde de çok güzel kullanılabilen bir lastik modeli ama normal model olarak da çok güzel. Yani lastik olarak da örebilirsiniz. Tüm model olarak da çok güzel duracak bir örgü modeli. Modelim 4 ve katlarından oluşuyor. Ona göre ilmek sayılarımızı öyle başlayalım. 4 ve katları bir de 2 tane kenar ilmeğimiz olacak. Şimdi size şöyle bir parçada modeli anlatmaya çalışacağım. Ben ilmeklerimi attım ve ilk sıram hemen lastik olduğu için ilk sıradan modelime başlıyorum. Şöyle bir simli ip de anlatacağım size arkadaşlar. Modelimize ilk sıramızdan başlıyoruz. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Şimdi 3 ilmek üzerine düşünüyoruz. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi, bakın, birinci değil, ikincinin bayağı içinden, şöyle içinden arkadaşlar örüyorum. 2, 2 ilmek çıkarttım. Arada bir tane ters ilmeğim var. Şimdi 3 ilmeğin İkincisini normal düz örgü olarak örüyorum. Birinci değil, ikinci ilmeği ördüm. Ve şimdi öndeki ilmeği örüyorum. İpim benim tarafımda. Arada bir tane ters örgüm var. İpimi arka tarafa alıyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Düz ördüm. Şimdi buradan birinci değil, ikinci ilmeğimin şöyle normal örüyormuş gibi içine battım. Ve ondan sonra ilk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeği. Ve kenardan bir tane ters ilmeğim var. Şimdi arkadan üçlü ilmeklerimiz 3 tane. Önden bu taraftan topluyorum. Arkadan şu ikisini topluyoruz arkadaşlar. İki taraftan saç örgü gibi oluyor yani. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka sıradayım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Şimdi ipimi arka tarafa atıyorum. Bir tane ters örüyorum. İpim benim tarafımda ama şuradan bakın. Ters örgü olarak birinci değil ikinci ilmeği şöyle bir ters örgü örüyorum. İpimi biraz uzatıyorum ve ondan sonra ilk ilmeğimi örüyorum. Tekrar gösteriyorum. Arada bu önden ters, arkadan düz. O modelimiz boyunca hep aynı gidecek. İpim benim tarafımda. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Birinci değil. Şu ikinci ilmeği bakın şöyle ters örgü örer gibi örüyorum. Biraz uzatıyorum ve ilk ilmeğimi örüyorum. Bu aradaki ilmeğim. Modelimiz çok kolay. Arka sırayı da bu şekilde bitiriyoruz.
Tekrar ön taraftayız. Taraftan bir kez daha gösteriyorum. Hep aynı ön taraftan, arka taraftan aynı işlemler. Bu iki ilmeği, üç ilmekten bu ilki, bunu düz örüyorum. Şu ikinciyi de düz örüyorum. Şöyle biraz uzatıyorum arkadaşlar ilmeğimi. Sonra öndekini örüyorum. Bir tane ters. İlk ilmeği. İkinci ilmeğim düz. İlk ilmeğim de düz. Ve aradaki ters örgülerim. Bundan sonra yine arkadan aynı şekilde, yani önden bu taraftan ikisini topluyorum, arkadan bu taraftan, yer değişikliği oluyor. Şimdi arka taraftan bir kez daha gösteriyorum arkadaşlar. Bu ilk ilmeği, kenar ilmeği. Ondan sonrakini düz örüyorum. Sonra ipim kendi tarafı, benim tarafımda bir tane ters örgü. Birinci değil, ikinci ilmeğin içinden girdim. Bir ilmek biraz uzattım ve ikinci ilmeğim arkadaşlar. İkinciyi de ördüm. Arada bir düz örgü. Model olarak da, lastik olarak da kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Biri örüyorum. Önden de ilk başlarken bir düz örüyoruz. Arkadan da başlarken bir ters örüyoruz. Hep baştakileri örüyoruz arkadaşlar. İki ve modelim ortaya çıkmaya başladı. Ben şöyle bir parçada daha önceden çalıştım arkadaşlar. Şişim 3 numara. 3 numara şiş. Bakın, lastik olarak da kullanabileceğiniz çok güzel de bir model. İpim mersi, bu ipim merserize ip. Şişim 3 numara. Gayet de hoş duran bir örgü modeli. Her örgüye de yakışacak bir model. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. 4 ve katlarından oluşuyor. 2 sırada bir tekrarlıyoruz modeli. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Bildirimleri de zil sesini de açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.